Şimdi şöyle başlayalım. Olayın intihara gittiğini bazı sebeplerden dolayı anladık. Yani bir şekilde anlaşıldı bu. Bunu kolluk da anladı ki o bölgede sürekli bir çalışma yaptılar. Şöyle söyleyelim. Telefonunu bırakmış olması, kulaklıklarını bırakmış olması, kimliğini bırakmış olması, bunlar bunun bir göstergesiydi aslında. Burada ne kadar mutluysa yürüyüş halindeki hareket kabiliyetleri de o kadar bir farklı gösteriyordu baktığımızda. Ben bunun intihara gittiği şeklinde bütün yayınlarımızda söyledik bununla alakalı. İntihar etme olayı yüksek olasılıkla intihar dedik. Ama bunu gösteren sebepler içerisinde işte telefonunu bırakmazsın veya kimliğini alırsın. Sizi biri sevgiliniz dahi olmuş olsa sizi kaçırmak, hadi kaçalım gidelim birlikte olalım artık bundan sonra birlikte yaşayalım dese dahi mutlaka şunu söylerse kimliğinizi de alın yanınıza. Çünkü bütün uygulamalarda yol uygulamalarında kimliğe bakıyor. Yani kimliğin alınmamış olması özellikle de telefonun alınmamış olması bize intihar olasılığının yüksek olduğunu göstermişti zaten. Ama ben bugünkü yayınlarda da bugün canlı yayınlarımda şunu söyledim. Van Gölü'nün etrafı olduğu gibi taranması gerekiyor. Çünkü 18 günlük bir cenaze defalarca sudan cenaze çıkarmış biri olarak konuşuyorum. Yani belki de yüzlerce var. Mutlaka sahil kesimine çıkacaktır. O bölge Van Gölü'nü düşünün, komple düşünün. Onun sınır olan her alanının taranması lazım. 18 günde çünkü sabunlaşma meydana geliyor ve cesette değişimler meydana geliyor. Cenaze üzerinde sabunlaşmalar beraberinde geliyor ve ceset şişmeye başlıyor. Şişme başladıktan sonra su üzerinde kalma şansı yok. Sodalı su olması sebebiyle 18 gündür suyun altında bekliyordu o. Normal şartlarda denizde olmuş olsaydı bu cenaze bize 4 gün veya 5 gün sonra gelebilirdi. Ama şimdi mesela İstanbul'dan deniz suyundan bahsedelim. İstanbul'dan herhangi bir yerden köprüden herhangi bir şekilde hayatını sonlandıran bir kişi bir bakıyorsunuz hangi akıntıya yakalandı? Alt akıntıya yakalandıysa Yalova'dan, Bursa'dan çıkma ihtimali Marmara Denizi bitiyor, Ege Denizi'ne gidenler var. Ama üst akıntıya yakalandığı zaman Ukrayna, Bulgaristan'a giden var. Yani 20 kilometrelik bir alana gitmiş olmuş olması Evet. insanların kafasında soru işareti yaratmaması lazım. Çünkü alt akın, dip akıntıları o Sayın bölgeye Kurtbaba, çok özür dileyerek bir virgül koyalım biraz. oraya muhtemelen sürüklendi dalgaların aracılığıyla o bölgeye. Orası olmayabilir. Belki 50 kilometre daha öteye de gidebilirdi. Yani dalga hareketlerine bağlı. Orada çıkmış olması, 20 kilometre ötede çıkmış olması herhangi bir başına başka bir olay gelmiş anlamında değil. Bunu adli tıbbın yapmış olduğu sonuç çalışmasından sonra öğreneceğiz. Ama tabii cenaze üzerindeki deformasyon, sabunlaşma bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz olmadığı için şu an çok net de konuşamıyoruz. Ama gayet doğaldır. Çok uzak mesafelerde de çıkabilir. Yani biraz önce anlattım ya köprüden atlıyor adam. Romanya'dan çıkıyor, Bulgaristan'dan çıkıyor. Ben mesela köprüden atlayanlarda hemen sürekli yazı yazıyorduk. Böyle böyle bir atlama olayımız var. O bölgeden bu kimlikte veya bu görüntüde biri çıkarsa bilgi verin diye bütün mesela Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yazı yazıyorduk biz. O yüzden arkadaşlar yani 20 kilometre ötesi veya 50 kilometre ötesine buna takılmayalım. Önemli olan şu bence cenaze üzerinde herhangi bir darp cebir veya ateşli silah veya delici alet kesici alet yarası var mı? Öncelikle bunlarla ilgili bir çalışma yapılacaktır. Ama dediğimiz gibi cenaze üzerinde ne kadar bir deformasyon oldu onu bilmiyoruz. Çünkü sodalı su Tam onu soracaktım inanılmaz Sayın bozabilir. Kurtbaba. Narin'i de konuşmuştuk sizinle. Evet, Narin de evet. günler sonra bulundu. Cenaze çok suda kaldığı ve deforme olduğu için birçok delile ulaşılamadı. Birçok delilin karartıldığı iddiası vardı böylece. Şimdi benzerine eğer böyle bir ihtimal varsa ki siz kendi hayatını sonlandırmış olmasını
tabii oluşan şartlardan dolayı daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriyorsunuz. 18 gün evet. suda kalmış bir cenazede delillere ulaşılabilme ihtimali nedir? Bunu da yorumlarsanız sevinirim. Dediğim gibi yani cenaze bütünlüğü bozulmadığı için, üzerinde de elbiseleri olduğu için koruma ihtimali çok yüksek. Şimdi adli tıpta iç organlarla ilgili, ölüm sebebiyle ilgili, ciğerlerin su tutmasıyla ilgili bunlar bize önümüze bir tablo çıkaracaktır. Muhtemelen de biz şunu duyma ihtimalimiz daha yüksek. Herhangi bir darbeye bir çıkmadığı ihtimali bana göre daha yüksek çıkacak. Ama öteki türlü bir şey de çıkarsa biz bununla ilgili net açıklamayı göreceğiz ve muhtemelen cenaze bütünlüğü bozulmadı. Şeydekinden, narinden daha iyi bir tablo olacağını düşünüyorum. Çünkü deliller açısından söylüyorsunuz. Deliller açısından söylüyorum. Bu su altında da belli bir süre kalma ihtimali çok yüksek. Çünkü sodalı sularda, batak bir ortam, sodalı sularda korunma ihtimali biraz daha yüksek. Ama sizi hemen su üzerine çıkarmaz. Normal bir su olmuş olsaydı, dediğim gibi biz bu boğulma işleminden 4-5 gün sonra cenazeyi bize deniz, göl vermiş olurdu. Ama su dalgıçlar suda, bunun için mi bulamamıştır diyorsunuz? Suyun altına, sodalı su suyun altına götürdüğü yer, için. Yer, zemin bir de, tabii ki yer bir de zemin, bataklık. Göl içerisinde bataklık bir zeminden bahsediyoruz. Hatta en son 2 gün önce Samsun'dan tatlı su dalgıçlarını getirdiklerini duydum özel ekipmanlarıyla. Çünkü tatlı suyun altı deniz suyu gibi değildir. Çok zordur çalışma şartları. Bulanık sudur, kahverengi sudur. Bunların çalışma ayrı bir ekipmanları var. Onlar da gelmişti. Onlar da çalışmaya katılacaktı. Ama maalesef bugün çok üzücü bir olayla karşılaştık yine. Yani bu çocuklarımıza çok acıyoruz, çok üzülüyoruz. Ama yapacak bir şey de yok. Maalesef böyle gene bu olayla karşılaşmış olduk.